ders çıkarması gereken iki takım var. Ama en çok da Galatasaray'ın çıkarması lazım. Mutlak surette, mutlak surette Fatih Terim'in takımla diyalogları, takımla diyaloğu çok daha fazla olmalı. Yani bu sadece 90 dakika içerisinde tribünde oturma cezası değil bu. Bu takımın Florya'da daha fazla bu işi enerjisini yüklemeli. Yani fizik diyebilirsin, buna mental diyebilirsin. Çünkü hem fizik hem mental problem var. Onu görebiliyorum. Hem muhtemelen sen de evet, görüyorsun. Yani Galatasaray 2015-2016 egal etti diye yazdı bugün bir televizyon. 12 yıldır en kötü başlangıcını yapmış. 12. yılı. Bir evet. 2015-2016 bugün de puan kaybetti. Yani düşünebiliyorsun geçen yılın şampiyonu ve sezon başı itibariyle kadro yapısına baktığımız zaman çok favori gözüken Galatasaray ilk 3 maçın ikisini berabere bitiyor. Deplasmanda bir beraberlik, bir galibiyet, bir mağlubiyetle dönüyor. Bunun için Fatih Terim'in çünkü kulübün çok, hemen hemen şu anda her şeyi o kontrol ettiği için mutlaka bu takımın bilmiyorum mesela bir demeci çok önemliydi. Falcao'ya sordukları zaman bana orta saha stoper falan diyordu hoca hatırlıyorsan. Evet, fakat Galatasaray takımı açıkçası ışık vermiyor. Yani mutlaka toparlayacaktır. Büyük kulüptür. Hem Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain gibi takımlarla oynayıp hem lige yani bayağı bir geçen yılla bu yıl arasında siyahla beyaz kadar fark var. Fenerbahçe için de aynı şekilde siyahla beyaz kadar. Hoş. Çünkü futbol iyi futbolcular oynar. Futbol, özür dilerim şu anda Türkiye'de yok ama fireyle mireyle oynanmaz. Geçen seneki kadroyla falan da oynanmaz. Futbol Gustavo ile oynanır. Futbol Emre ile oynanır. 39 yaşında olmasına rağmen. Futbol her şeye rağmen Vedat Muriç ile oynanır. Futbol her şeye rağmen gol atmamasına rağmen Bundesliga'dan gelen Kruse ile oynanır. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ozan yetenekli bir oyuncu ve iyi futbolcu sonuçta. Ve Fenerbahçe şunu söyleyebilirim yalnız. Sezon sonuna kadar şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak namzet gözüküyor şu anda. Fiziki kalitesi, taktik disiplini. Bakın dolu dolu oynamadı belki. Belki de maçı evde izlediğiniz zaman tekrarını ya biz nasıl yenemedik bugün, nasıl üç takımı yenemedik diyebilirsiniz. Galatasaray'ın da pozisyonu yok mu? Var. Ama bugün Galatasaraylı ne tribünde ne bugün oturdum kahve içtiğim Galatasaraylı arkadaşlar da kesinlikle mutlu değildir. Üzüntülü çıkmışlardır. Fenerbahçeli ya en azından kaybetmedik. Biz yine pozisyonumuzu koruyoruz. Puanımızı da 11 yaptık. Bir rahatladık. Hocamız da bize güven veriyor. Takım da iyi takım. Sonuç değiştirebilir. Yani Türk futbolu için oyun olarak en kötü günlerden bir tanesiydi. Yani gel